Merhaba, iyi günler. 28 Mart 2023. Roger Garavidi. Kafka. Gerçekçilik açısından Kafka. İkinci fiyatı 30 lira ikinci. Enflasyon devam ediyor. İkinci etiket. Gerçekçilik açısından Kafka. Gerek tüm dünya ülkeleri, gerekse Türkiye'miz verimli bir otokritiğin içindedir bugün. Bütün bildiklerimizi, her gün kullandığımız kavramları ya da uzun yıllar kullanmayı kendimize yasakladığımız bazı sözcükleri yeni baştan düşünmek, kendi kendimizle bir türlü hesaplaşmaya girmek durumundayız. Aragon'un söz konusu olan tarihte, bilimde, edebiyat eleştirilerinde doğumacı alışkanlıktan, otorite kanıtlarından ağızları tıkayan ve tartışmayı imkansız kılan kutsal kitaplara atıflardan kurtulmaktır dediği ünlü düşünür Roger Gaudry'nin bu kitabının sanat çevremize yeni bir hava ve bir canlılık getireceğine inanıyoruz. Bunlar değerli kitaplar. 1965 Şubat. Gerçekçilik açısından Kafka. Kafka'nın dünyası bizimkinden ayrı bir dünya değildir. İçinde yaşadığı dünya ile kurduğu dünya tek bir dünyadır. Boğucu, insaniliğini yitirmiş bir dünya, bir yabancılaşma dünyası. Fakat yabancılaşmanın bilincine ulaşmış ve harikulade bir mizahın parçaladığı bu evrenin çatlaklarından bize bir ışık, belki de bir çıkış yolu gösteren yıkılmaz bir umudun dünyası. Bu derin ve canlı birliği duyabilmek için peşin yargılara dayanan bir yöntemle sanat eserini Proclus'un demirden yatağına yatırmak ve onda yalnızca bir tezin roman şeklinde anlatışını aramaktan ibaret olan yorumlamalar içinde kaybolmamak yeter. Bu tür yorumlamanın ilk örneği tanrı bilimciler verdiler. Kafka'da İsrail'in son peygamberini bulduklarına inanıyorlardı. Onda Tanrı'nın bağışlayıcılığına sığınan muhtaç bir ruhun çırpınışlarını görerek ve bu ruhu vaftiz etmek istiyorlardı. Onu Karl Barth'ın çömezi yerine koyanlar, eserini olumsuz Tanrı bilim eseri ile bir tutanlar vardı. Öbür kutupta Kafka'yı kimi zaman kemirici bir karamsarlık içinde yıkılma halinde bir küçük burjuva, kimi zaman da toplumcu değilse de bir başkaldırıcı kimse olarak gören sözde Marksçılar vardı. Varoluşçular ise Kafka'yı Siphe'nin akıl almaz çabasına ya da Heidegger'in bunaltısına yamadılar. Babama mektuba tutunmuş olan psikanalizciler onda o Oedipus'un kompleksinin belirgin örneklerinden birini keşfettiklerini sandılar. Doktorlar da bu oyuna katıldı. 1917'de kendini gösteren verem hastalığında 1913 ve 1914'te yazılmış olan değişim ve davanın kesin bir açıklamasını aramaktan çekinmediler. Bu yorumlamalar gitgide öyle çoğalıyordu ki Kafka'nın eserinin büyüklüğü söz götürmez olmaya başlıyordu. Öyle ki bugün Kafka'ya yanaşırken insanda Kızgın Çalı hikayesindeki kahramanın izlenimi oluyor. Sık bir çalılığa düşmüştüm. Düşüncelerim arasında kaybolmuş, rahatça dolaşıyordum. Sonra birden kendime geldim.
Çalılık sanki etrafımda bitmişti. Dışına çıkamıyordum, kaybolmuştum. Çocuğum dedi bekçi, yasak bir yola girmişsin. Bu korkunç çalılığa geliyorsun, sonra da şikayet ediyorsun. Ama yine de yabani bir ormanda değilsin. Bir genel park burası. Buradan çıkacaksın. Ama biraz sabretmelisin. Önce sana bir yol açacak işçileri araman gerek. Ondan sonra da müdürün iznini almalıyım. Bu yorumlamaların, hatta birbirine en karşıt olanların bile ortak özelliği, Kafka'nın eserini, anahtarı ister bir din doğmasına, ister bir din doğmasında, ister sosyolojik ya da psikolojik bir bilinçsizlikle, devrimci bir propaganda ya da marazi bir belirtide olan kapalı romanlarda saymalarıdır. Çok değerli bir giriş. Tavsiye ederim. Bugün kitapların bazılarını kütüphane haftası dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hediye ettim. Sizler de öyle yapın. Paylaşalım, paylaşmayı yaygınlaştıralım, fedakarlık yapalım. Bizleri birileri yetiştirdi, biz de birilerini yetiştirmeye gayret edelim. Kolay gelsin, iyi günler.